لماذا فجر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي قنبلة التعاون العسكري الاستخباري مع السعودية ضد إيران الآن؟ Niçin fecere patlattı? Reis-i Heyetil Erkan-ı İsrail'i, İsrail Genel Kurmay Başkanı, Heyetül Erkan Genel Kurmay Başkanı, Kunbuleten bombayı, Ettehabun yardımlaşma bombasını, El Askeri, askeri yardımlaşma bombasını, istihbari ve askeri, askeri ve istihbari Ma'a Saudiye, Suudi Arabistan'la beraber dıdda İran el an. Şu anda İran'a karşı Suudi Arabistan ile beraber askeri ve istihbari yardımlaşma bombasını İsrail Genelkurmay Başkanı niçin patlattı? Ve ma alakatuha bihtimai'in nuzara'ihi min mihveril i'tida'il arabiyyi bihudurihi fi Washington. Ve eyne setebde'ul harbu fi Tahrane em Lübnane. Ve ma alakatuha, onun ilişkisi nedir? Ha zamiri nereye döner? Mufaciyeye döner. Kumbuleye döner. O kumbulenin alakası nedir? Bombanın. İsrail Genelkurmay Başkanı'nın patlattığı bombanın alakası nedir? Ne ile alakası? Bihtimai nüzerâihi. Nazirin çoğulu nüzerâ, nazir. Onun nazirlerinin, yani benzerlerinin toplantısıyla alakası nedir? Hi zamiri reisül heyetil erkana gidiyor. Yani İsrail Genelkurmay Başkanı'na gidiyor. Min mihveril i'tidal. O İsrail Genelkurmay Başkanı'nın nüzerası, yani nazirleri, benzerleri de neredenmiş? İ'tidal mihverindenmiş. El Arabi. Arap i'tidal mihveri. Mihver eksen demek. İ'tidal ılımlı. Arap, ılımlı Arap ekseni. Yani ılımlı Arap devletlerinden. Buradaki nazire şey diyelim. Mevkidaş diyelim. Genelkurmay Başkanı'nın mevkidaşı. Yani onun gibi diğer genelkurmay başkanları. İşte ılımlı Arap devletlerinin, Arap devletlerinden İsrail Genelkurmay Başkanı'nın mevkidaşlarının toplantısıyla alakası nedir onun patlattığı bombanın? Bi hudurihi fi Washington, onun huduruyla, Washington'daki hudur gelmesiyle, hi zamiri yine İsrail Genelkurmay Başkanı'na dönüyor. Yani Washington'da İsrail Genelkurmay Başkanı'nın kendisinin de katıldığı ılımlı Arap ekseni devletlerinin genelkurmay başkanlarının toplantısıyla o İsrail genelkurmay başkanının patlattığı bombanın alakası nedir diyor. Ve eyne setebde'ul harp, harp nerede başlayacak? Fi Tahran em fi em Lübnan. Tahran'da mı, Lübnan'da mı? Evet, bu başlıkta neye dikkat edelim? Feccera fiili var, patlattı demek. Müteaddi bir fiildir. Kumbile mef'ulün bihtir. Önemli bir tabir, reisü heyetil erkan, genelkurmay başkanı. Teabun yardımlaşma, efendim, teabene mea ile kullanılır. Mea, biriyle yardımlaşmak. Dıdda e karşı demek, dıdda. Ma alakat bi ile kullanılır. Ma alakat bi. Ma alakatu hâze suali bi zâlike mevzu'i mesela. Bu sorunun o mevzule ne alakası var? Mihver eksen anlamına geliyor. İ'tidal, ılımlı. Evet. Tebdor fi Tahran. Fi Tahran em fi Lübnan demiş. Mesela burada em şey olduğu için, atıf harfi olduğu için fi tekrarlamış. Abdülbari Atvan. El mufaciatü tetevala. Müfacaa, sürpriz, müfacaa, sürprizler tetevala, peşi sıra, peş peşe geliyor. Tevala, yetevala, tefaale babından bir fiildir. Tefaul babından, humasi bir fiil.
Diyor ki sürprizler peş peşe geliyor ve sadmatu tetekâter. Sadme şok demek. Şoklar çoğalıyor. Tekâthera el hakimü tekâthür. Tekâther çoğalmak. Tefaül babından. Ve riyahul harbi tehubbu alel mıntıka. Harbin riyahı mıntıka üzerinde hebbe yapıyor. Yani mıntıka bölge üzerinde esiyor. Hebbe-i hubbu esmek. Harbin savaşın rüzgarları, savaş rüzgarları. Riyah, riyah, cemisi riyah. Riyah, rüzgar. Ve ke enne hurube suriyete vel yemeni ve libya vel iraki cüz'iyen la tekfina. Ke enne sanki guya. İnne enne ke enne inneye benzeyen harflerden. Hurube onun ismi oluyor. Suriye harbi savaşları, Yemen, Libya ve cüz'i olarak yani kısmen Irak savaşları bize yetmemiş gibi. Sanki yetmedi. Yetmedi de. Feba'de sadmeti sadme kelimesinin cemisi sadmat. Şoklar. Şokundan sonra fardil ikameti cebriye. Mecburi ikamet. İkamet yani zorunlu ikamette mecbur bırakılmasından sonra. Fard. Burada mecbur bırakılmak. Farz var zaten. Farz. Aleyh Şeyh Sa'dil Hariri. Lübnan Başbakanı Şeyh Sa'd el Hariri'nin zorunlu ikamete mecbur bırakılması şokundan sonra. Ba'de. Şimdi buradaki F açıklama yapıyor. Açıklıyor. Şuradaki İşte sürprizlerin peş peşe gelmesi, şokların çoğalması niçinmiş? F onu izah ediyor. İzah eden cümlelerin başına geliyor. Reis-i Vuzera-i Lübnan, Lübnan Başbakanı Şeyh Sa'dil Hariri'nin mecburi ikamete, zorunlu ikamete mecbur bırakılmasından sonra ve tecridihi bunu tecridi vav nereye bağlıyor? Farda bağlıyor. Onun soyutlanması min meşihatihi şeyh ve tecridihi min meşihatihi meşihatından tecrid edilmesinden sonra tecrid soyutlanması yani meşihat da burada şeyh dedi ya şeyhin yani buradaki şeyh tabi yaşlı manasında değil lider zaim manasında buradaki meşihat da liderlik ettiği yer manasında yani mekan ismi. Şaha yeşihudan geliyor. Şaha hem yaşlandı hem de liderlik etti manası var. Meşihat da ondan mekan ismidir. Yani idare ettiği yer o da Lübnan oluyor. Ve icbarihi ala kıraati hitabin. Hitab istigaletihi fir riyade ala şaşeti kanatil arabiyye. Arap El Arabiye kanalının ekranında, ekran şaşı, Riyad'da istigale yani istifa mektubunu okumaya mecbur edilmesinden sonra. Ecbere ala. Evet, burada başka ne var bakalım. Hebbe ala, bir şeyin üzerinde esmek. Hebbe ala. Ke enne hurube la tekfine fe ba'de sadmetin. Farada sadmeti fardil ikameti cebriye farada ala var burada yine farada ala ale şeyh el hariri sadil hariri reisi ve tecridi cerrede min var cerrede min ecbere ala var farada ala ecbere ala bir de cerrede min işte bütün bunlardan sonra hahiye işte sahifeti ilaf el elektroniye el saudiye el melekiye Suudi Arabistan'ın krallığına ait İlaf isimli gazetede, elektronik gazetede, Es-Sadra fi London, London'da çıkan, tücriyi mukabeleten, ne yapıyor o gazete? Bir mukabele icra ediyor. Yani röportaj yapıyor. Ma'al General İsraili Gadi İzinkut isimli İsrailli generalle bir röportaj yapıyormuş. Sahifetü ilaf, tücri, ecra yücri, reis heyeti Erkan-ı Ceyiz İsrail, İsrail ordusunun genelkurmay başkanıymış bu adam. Yüekkidü, o adam vurguladığı halde, bu hal oluyor.
Fiha o mukabelede yani o röportajda enne neyi ekkedeni mef'ulü geldi şimdi. Hükümetinin müsteiddetun hazır olduğunu li tebadülil malumatil istihbariye istihbarat bilgilerinin tebadülü için yani değiş tokuşu için alışverişi için hazır olduğunu vurguladığı halde o adam o genelkurmay başkanı kiminle beraber ma Suudiye li muvacihet Tahran Tahran'ın karşısında muvacihesinde karşısında Suudi Arabistan'la istihbari bilgilerin değiş tokuşu için hazır olduğunu, hükümetinin hazır olduğunu ifade eden Ekke'de İsrail Genelkurmay Başkanı'yla ne yapmış o elektronik gazete, İlaf gazetesi bir röportaj yapmış. Hadet tasrihu lezi sıyga bi inayetin. Tasrih açıklama ellezi sıyga, sıyga kutibe demek ya da hurrire yazılan inayetle özenle yazılan bu tasrih, bu açıklama vehtira ve seçilen lehu ettevkitül münasip uygun bir vakit seçilen bu açıklama tasrih yani şu anlama geliyor. Ne anlama geliyor peki? Bi kulli vuduhin tüm açıklığıyla enne tehalüfen Seudiyen, İsrailiyen, askeriyen fi tavrit tersih. Ne anlama geliyormuş? Bir İsrail-Suudi tehalüfünün yani koalisyonunun koalisyonunun tersih tavrında yani tersih tesis demek. Tesis aşamasında tavır aşama dönemi aşamasında olduğunu ne yapıyor? Bize bütün açıklığıyla bu anlama geliyormuş yani. Bu açıklama. F. Şimdi bu F de yine izah için yani şerh için. Tebadülü cüyuşi el malumatil askeriyete. Orduların askeri bilgileri tebadülü yani değiş tokuşu. La yitimmu fi mu'zamil ahyan illa fi zemenil hurub. Ancak ve ancak sadece harp savaşlar zamanında ne olur? Çoğu kez olur. Temme burada fiil. Temme tebadülü demek yani burada. Orduların bilgi alışverişi, askeri bilgi alışverişleri sadece ve sadece savaş zamanlarında olur çoğu kez. Ve fi itari tehalüfatin tehuduha dıdde aduvin müşterakin. Ve nerede olurmuş bu askeri bilgilerin değiş tokuşu? Çerçevesinde itar, tehalüfat, koalisyonlar, ittifaklar. Tehuduha hada daldığı dıdde aduvin müşterek. Müşterek ortak bir düşmana karşı dalmış olduğu, girmiş olduğu koalisyonlar çerçevesinde. Yalnız burada tehudünün faili hiye nereye döner acaba? Ben onun failini hakikaten yani anlayamadım. Şimdi tehudu daldığı kimin daldığı? Buraya bakalım şu önce. Ha, ordulara gidiyor. Evet. Cüyüş. Tamam, güzel. Cüyüşe döner. Yani orduların girmiş olduğu ortak bir düşmana karşı girdiği ittifaklarda çerçevesinden olurmuş. Değiş tokuş yapılırmış. Muvacihetu İran'e maslahatun İsrailiyetun bir derecetil ula. İran'a karşı koymak muvacihe, vaciheden geliyor. Birinci derecede İsrail'in çıkarıdır. Niçin li ennehel vahidetu fil mıntıkatilleti tuheddidu devletel ihtilali vücudiyen. Niçin peki? Yani niçin birinci derecede İsrail'in çıkarı? Çünkü o sadece yalnız tek o filmin tıkadığı bölgede elleti tuheddidu. Buradaki ha İran'a döner. İşgal, ihtilal burada İsrail'i kastediyor. Yani İsrail işgalini, vücut yani varlığını, varlık yönünden işgalci, işgal devletini tehdit eden sadece İran. O yani İran. İstetaat en tasna'a el vahide fil mıntıka elleti tuheddidu. Evet burada cümle bitti. İstetaat en tasna'a tersaneten askeriyeten minet savarihi.
Yapabildi İran, ne yapabildi? Üretebildi. İstetâ en tasnâ, tersane. Yani silah, cephane, tersane. Burada cephane anlamında, yani silahlar. Ordunun kullandığı şeyler yani. Silahlar. Askeri silahlar yapabildi, üretebildi. Saruhlardan, saruh, savarih. Hın müfredi saruh, füze. Kadiretün, ne yapan bu saruh? Kader ala, tatviri, kudretin cebbara. Yani cebbara, cebbar bir güç geliştirmeye güç yetiren füzeler. Cebbara yani güçlü, böyle dayatan, yani güç yetiren cebbar. Güçlü yani böyle dev, devasa. Demek ki İran ne yapabildi? Askeri tersane yani silahlar üretebildi füzelerden. O füzeler de burada kadiratün demiş ama kadiraten olması lazım bence burada yani. Hal olacak. Tatviri kudretin cebbaratin. Cebbaraten demiş. Yani bu harekeler çok yanlış burada ya. Evet yani böyle dev, devasa güç geliştirebilecek, geliştirmeye gücü yeten füzeler. فَاضَتِ الْاَلَافُ مِنْهَا عَلَى حُلَفَائِهَا الْمُقَرَّب۪ينَ فِي سُورِيَّ وَلُبْنَانَ وَالْعِرَاقَ وَالْيَمَنِ Fâza dolup taştı diyor yani. Dolup taştı. Bir sürü var diyor yani. Çok sayıda var. O onlardan, o savarihtan, füzelerden binlercesi. Neyin üzerinde varmış o savarihtan, füzelerden? Hulefasının. Hulefa halifin çoğul yani ortakları, yani müttefikler diyelim. Ha İran'a dönüyor. İran'ın müttefiklerinde bir sürü olan, yakın olan müttefikler. Suriye'deki, Lübnan'daki, Irak'taki ve Yemen'deki. Suriye'de işte Hizbullah, Lübnan'da Hizbullah. Irak'ta efendim zaten Şia, Şii hükümet. Yemen'de Husiler. İran'ın müttefiki oluyor, hulefası. مَا نُرِيدُ اَنَّهُ لَهُ اَنَّ اِرَانَ لَا تُشَكِّلُ خَطَرًا اِسْرَائِلِيًّا مَا نُرِيدُ اَنَّهُ لَهُ demek istediğimiz. Nedir? Enne İran, İran oluşturmuyor. Bir İsrail tehdidi oluşturmuyor. Yani İsrail'e bir tehdit oluşturmuyor demek istiyor bence. Yani bunu la teşekkülü hataran li İsrail dese bence daha doğru. Yani böyle deyince gerçekten anlaşılmaz bir şey bu. Bir İsrail tehdidi. Yani İsrail'e bir tehdit oluşturmuyor. Bil kadri nefsihi ev nisfihi alel Arab. Araplar üzerine oluşturduğunun yarısı kadar ya da Araplar üzerine oluşturduğu kadar ya da onun yarısı kadar İsrail'e tehdit oluşturmuyor diyor. İran diyor. Yani Araplara daha çok oluşturuyor diyor. Vel memleketi Arabiyeti Saudiyeti bizzat. Bizzat özellikle de Suudi Arabistan'a tehlike oluşturduğu kadar İsrail'e oluşturmuyor diyor bunu yazan Abdülbari Hoca. Ve izâ kâne hulefâuhâ fil Yemeni. Her ne kadar onun hulefası, yani İran'ın müttefikleri, az önce saydığım müttefikleri Yemen'deki atlagu sahruhan bir sahruh atsalar da, atlaga ala atmak, üzerine atmak. Balistik, balistiyen bir füze, balistik bir füze atsalar da ala mataril melik Halid Firriyat, Riyad'daki Kral Halid Matarı'nın hava alanı üzerine balistik bir füze atsalar da, şart cümlesi şimdi cevabı gelecek. Firyat ve kablehu ondan önce de yani o Kral Halit havalandan önce de ala nazirihi mataril melik Abdülaziz fi Cüdde'deki Kral Abdülaziz havalanı onun benzeri olan yani Kral Halit havalanın benzeri olan buraya da atmalarından önce daha önce de buraya atmaları eğer attılarsa ha fehaza la yani ed-duhul fi hilfin askeriyen dıdda İsrail dıdda ha. Fehaza bu durum her ne kadar diyor yani İran'ın müttefikleri Suudi Arabistan'ın iki tane havaalanına balistik füze atsalar da bu şu anlama gelmez diyor. Ne anlamına gelmezmiş? Ed-duhul girmek fi hilfin askeriyen
askeri bir koalisyona girmek anlamına gelmez. Dıdda İsrail, İsrail'e karşı. Dıddaha Suudi Arabistan'ın karşısında, İsrail'e karşı. Şimdi burası gerçekten çok garip bir ifade yani. Demek ki yukarıdan itibaren tekrar söylüyoruz. İran'ın müttefikleri Suudi Arabistan'ın iki tane havaalanına balistik bir füze fırlatmış olsalar da bu diyor İsrail'e karşı bir askeri ittifaka girdikleri anlamına gelmiyor diyor. Dıddaha'daki ha zamiri büyük, yani Suudi Arabistan'a gitmesi lazım. Ondan bahsediyor çünkü. İsrail'in karşısında Suudi Arabistan'a karşı. Yani çok garip bir ifade burası. Gerçekten anlamadım. Ama manası böyle yani. Kabre şehrin takriben yaklaşık bir ay önce Kane İzinkov, az önceki İsrail Genelkurmay Başkanı Necmen Aleyhiştima'in in akade fi Washington bi daveti idareti reis Trump. Yaklaşık bir ay önce az önceki bahsedilen İzinkov denilen adam yıldızıydı diyor. Yıldızıydı. Toplantının yıldızıydı. Trump yönetiminin davetiyle Washington'da yapılan inakade. Toplantının yıldızıydı. Şareke katılan fihi katıldığı. Şimdi bak, istima'in nekir olduğu için bu cümle onun sıfatı. Kimin katıldığı? Hi zamiri içtimaa döner. Ru'esa-u erkan-ı cuyuş-i emrikiye. Amerikan orduları genelkurmay başkanlarının, komutanlarının katıldığı vel Urdüniye ve Ürdün ordularının baş ve Suudiye ve İmaratiye ve Mısriye. İşte bu ülkelerinin genelkurmay başkanlarının ve Amerika genelkurmay başkanının katıldığı toplantının yıldızıymış İsrail genelkurmay başkanı. Ve kâne minel müfteradi en yendamme ileyhim reisu heyeti erkanil ceyşil Lübnaniyil amit Joseph Aoun. İmat. Velakinnehu insahaba indema alima en Ezinkov seyekunu dımnel müşarikin. Ve kâne minel müfterat, yani varsayılıyordu. En yandamme ileyhim, onlara katılmaya, reisu heyeti erkan ceyşi Lübnani, Lübnan Genelkurmay Başkanı'nın onlara katılacağı varsayılıyordu. Kimmiş o da? El-İmad Joseph Aoun. Burada El Amid demek istiyor herhalde ya. İmad diye yanlış yazmışlar. Amid tu general demek. Velakinnehu fakat o insahabe, geri çekildi. Endema alime, öğrendiğinde enne ezinkov seyekunu dımnel müşarikin. O İsrail Genelkurmay Başkanı Ezinkov'un müşarikinin dımnında olacağını, yani katılımcıların içinde olacağını öğrenince hemen geri çekilmiş bu adam. İsrail Lübnan Genelkurmay Başkanı. İnne hâzet tasrihil hatîri cidden. الذي صدر عن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد أن الحرب المقبلة في لبنان إذا ما اندلعت ستكون بمشاركة سعودية إسرائيلية وبعض الدول العربية المعتدلة الأخرى لأن حروب دول الاعتدال العربي وإسرائيل أصبحت واحدة وتخدم مصالح مشتركة Bu açıklama tehlikeli açıklama, cidden çok tehlikeli. Yani bu açıklama işte İsrail Genelkurmay Başkanı'nın biz Suudi Arabistan'la ortak istihbarat paylaşımı yapabiliriz açıklaması. Çok ciddi, tehlikeli açıklama. İşte İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan çıkan diyor Sadara An. Vurguluyor, ifade ediyor ennel harbel mukbilete fi Lübnan. Gelecek, yani gelmekte olan, yaklaşmakta olan harbin, savaşın Lübnan'da olduğunu ifade ediyor. İza mendeleat indelea, harbin patlak vermesi demek. Yani harp patlarsa eğer, setekunu olacak bir müşareketin Saudiye İsrailiye, İsrail Suudi ortaklığıyla başka ve bazı düvelin arabiyetil mu'tedil ukra ve diğer bazı ılımlı Arap ülkelerinin devletlerinin katılımıyla olacak diyor. Neden peki, niçin? لأن حروب دول الاعتدال العربي Arap ılımlı devletlerinin savaşları ve İsrail'in savaşları esbahat vahideten, tek oldu, bir tek oldu diyor yani. Ve takdime mesaliha müştereketen, ve ortak çıkarlara hizmet ediyor.
İcbarü Seyyid el Hariri alel istigale. Sayın Hariri'nin istifaya mecbur bırakılması, ecbere ala istigale, istifaya. Li halqi feragin düsturiyin yegudu ila inqisamin taifiyin fi Lübnan. Anayasal ferah, boşluk yaratmak için Hariri'nin istifaya mecbur bırakılması kade ila yol açar, götürür, yani sebep olur. Lübnan'daki mezhebi bölünmeye yol açar diyor. İngisam daifi. Ve yümehidu hazırlar bi tehtehulin İsrailiyin, Saudiyin, askeriyin ve Suudi İsrail müdahalesini hazırlar diyor. Şenni harbin ala hizbillah. Hizbullah'a karşı bir harp, savaş açmak için şenne harp. Şenne harbin ala. Şenne ala. Karşı savaş açmak. Ne hedefini bi hecefi içtisâfi zahiratihi. Elleti tenteşiru fil mendikati mitlen nari fil heşim. Niçin peki, ne hedefiyle? İctisâf, ortadan kaldırmak, kökünü kazmak, içtisâf. Zahira, yani varlığını, olgusunu, o Hizbullah'ın varlığını, kökünü kazmak için, elleti tenteşiru, yayılmakta olan, yayılan, fil mendikati bölgede mitlen nari fil heşim. Saman alevi gibi yani. Böyle otun üzerinde, hani böyle nasıl ki otlar, otlarda ateş nasıl yayılırsa öyle yayılan diyor. Mesela işte El Husiyyin fil Yemen, Yemen'deki Şii Husiler ve El Haşdü Şabi fil Irak, Irak'taki Haşdü Şabi ve Hamas fi Gazze, Gazze'deki Hamas ila canibi Hizbillah fil Lübnan, Lübnan'daki Hizbullah. Burada Hamas'ı zikretmesi de çok enteresan gerçekten. İlk defa Abdülbari Atvan'ın Hamas'ı suçladığını görüyorum. هذه الأحزاب والتنظيمات نشأت وترعرعت بسبب فشل الجيوش الرسمية. Bu partiler ve bu örgütler, tanzimat doğdu, ortaya çıktı ve terarat yetişti, büyüdü. Terara. Bir sebebi فشل الجيوش الرسمية, resmi orduların başarısızı sebebiyle. Ve tehavvelaha ila dikuratin, ve dekorlara dönüştüler. Dekor. Ve khiratiha fi hurubi Amerika fil mintika. Pardon, tehavvuliha diyeceğiz. Burayı şeye bağlayacağız. Tehavveliyi, tehavvuli feşele bağlayacağız. Niçin peki bu örgütler ortaya çıkmışlar? Resmi orduların başarısızlığı ve dekorlara dönüşmesi sebebiyle ve bölgede Amerikan savaşlarına İnhiratları sebebiyle, inhirat. İnhirat, müşareke, katılmaları sebebiyle. Ve acziha an muvaciyetil meşru'l İsrail. Ve İsrail projesine karşı koymada aziyetleri sebebiyle. Ve tevfirha ve tevfir el himayete lil fesadi vel fasidin. Ve yolsuzluğa ve yolsuzları koruma sağladıkları için. Minel hukkamil fasidin, yani yolsuz yöneticilerin. Vel istisnaatil qalilatun fi hazal mitmar. Şimdi bu paragrafı tekrar söylüyorum. Diyor ki bu partiler, hizipler, bu örgütler hangi sebepten dolayı bunlar neşet, doğmuş ve terarat, yetişmiş, büyümüş? Bir, resmi orduların başarısızlığı. İki, o orduların bir dekorlara dönüşmesi. Yani dekor nedir? Ayrıntı yani. Detay, süs. Başka ve onların bölgedeki Amerikan savaşlarına katılmaları. İnhirat. Ve onların İsrail projesi, yani İsrail'inle karşılaşmada acizler, yani aciziyetleri ve onların sağlamaları yolsuzlara ve yolsuzluğa ve yolsuzlara karşı himaye sağlamaları. O yolsuz ve yolsuzlarda kimden? Yani yolsuz yöneticilerden diyor. Bütün bunlardan dolayı diyor bu örgütler ortaya çıktı diyor. Ve bu midmarda, yani bu alandaki istisnalar da azdır diyor yani. Hemen hemen bütün ordular diyor böyle oldu diyor. El kıyadetül İsrailiyetü turidu cerra biladil
Harameyn ila masyedeti silsiletil hurubil müdemmirati leha velil mıntıkati ve testenzifuha maliyen ve terhenu ferevatiha lil ukudin kadimetin ve tüzazi ve emniha ve istikrarha ve rübbema tekud ila eydan vel eyyamu beynena. İsrail yönetimi istiyor Harameyn ülkesini, yani Suudi Arabistan'ın iki kutsal yerin ülkesini, nereye? İle misyedeti Said, biliyorsunuz av, misyedet av aleti, yani kapan, tuzak, tuzağa, silsiletil hurubil müdemmire, yıkıcı müdemmire, yıkıcı savaşlar silsilesinin tuzağına çekmek, cerra, cerra çekmek, böyle ila, cerra ila, yani leha velil mıntıka, kendisi için ve bölge için, yani Suudi Arabistan için ve bölge için yıkıcı savaşlar tuzağına çekmek istiyor. Testenzifuha maliyen, ve o Suudi Arabistan'ı mali olarak ne yapacak? İstinzaf edecek. Testenzifu, yani bitirecek yani. İstinzafe, bitirecek. Ve ter rahane yerhunu fervati hali ukudin kadime, gelecek onlarca yılda servetlerinin rehin alacağı, servetlerini rehin alacak savaşlara. Ve tüze'zi'u emneha ve istikrarıha, güvenliğini ve istikrarını ne yapacak, ne yapacak olduğu sarsacak. Za'za'a. Suudi Arabistan'a gidiyor bu zamirler hep. Ve rubbema tekudu ila taksimiha aydan. Belki de aynı zamanda bölecek. Yani Suudi Arabistan'ı bölecek. Bir savaşa ne yapıyor? Çekmeye çalışıyor diyor. Çekiyor diyor. Çekme istiyor. Vel eyyami, günler aramızdadır diyor. Yani ne demek günler aramızda? Mecazi bir ifade bu. Yani diyor ki göreceğiz diyor. Gelecek günler hepimiz göreceğiz diyor yani. Günler aramızdan, bence manası bu. Şimdi burayı böyle deyince yukarıdaki şurası benim hala aklıma yatmadı. Şurası. Şurayı bir daha bakalım şimdi. Yani burada İsrail'i kötülüyor. Şurada demişti ki, demek istediğimiz şu ki diyor. İran bir İsrail tehdidi oluşturmuyor. Yani burayı ben tekrar değiştirmek zorundayım manasını. Az önceki verdiğim mana herhalde doğru değildi. Tekrar düzeltiyorum. İran bir İsrail tehdidi değil diyor. Bil kadri nefsihi ev nisbi alel Arab. Yani İsrail tehdidi Araplara karşı bir İsrail gibi ya da onun yarısının tehdidi değil diyor. Özellikle Suudi Arabistan'a diyor yani. İran tehdit değil diyor herhalde. Benim anladığım bu. Öbür ihtimal de var, bu da var. Hangisi beğenilirse o alınabilir. Eğer onun hulefası, yani İran'ın hulefası, evet, iki tane hava alanına balistik füze attıysa ve bu dıdda İsrail dıddaha, yani İsrail'in karşısında ve Suudi Arabistan'ın karşısında bir koalisyona girdikleri anlamına gelmiyor diyor. Yani şurada gerçekten şu iki tane dıdda benim kafamı karıştırdı. Bir türlü çıkaramadım yani. Eğer bunu anlayabilen varsa yorumların altına yazarsa çok çok memnun olurum. Selam ve saygılarımla.